Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîne alâ'l hayr ve lev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza ata ahadukum firâşehu fel yenza' dâhilete izârihi sümme lyenfut biha. Fe innehu la yedri ma hadese aleyhi ba'dahu sümme lyastaci' ala cembihil eymen sümme lyekul bismike rabbi vada'tu cembi ve bike arfa'uh. İlâ âhiril hadîs. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mü'min mü'minat rahmetullah aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin, hazirun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Elhamdülillah. İzâ ahabballâhu abden iktenâhu li nefsihi ve lem yuşgilhu bi zevcetin ve lâ veled. Çok kritik konular ama ben atlamıyorum. Bu adam bu hadisleri Müslümanlara duyurun diye yazmış. Biz de caminin önünde yatıyor. Onun eserini okuyoruz, anlatıyoruz. Bu hadisleri atlarsam sopa yerim diye korkuyorum. Evet, büyük adam benim. Ben inanıyorum, büyük adam. Evet. Şimdi çok kritik bakın. Hadis-i şerif bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir kulunu sevdiğinde onu ona yardım edecek, ona mutlu kılacaksa sevdiğinde iktenâhu li nefsi kendine seçer. Kendine seçer. Zatına onu ayırır. İbadetine ayırır. Evet, tutar. Ve lem yuşgilhu bi zevcetin ve lâ veled. Evlenmez. Çoluk çocuk sahibi yapmaz. Evet, şimdi dinleyin, sonra açıklayacağım. Diyor ki Gümüşhanele, siyyema ba'del me'eteyn. Peygamber devri asr-ı saadet. 100 yıl. Ondan sonra tabi'un devri var. Ondan sonra tabi'i tabi'un var. Bunlar hayırlı çağlar. 300 yıl. Ondan sonra diyor, karışıklık olur. Saltanat gelir. Böyle hükümdarlık devri gelir. Emeviler mesela, babadan oğula saltanat. Halbuki İslam'da o yok. Kim ehilse o geçer dedik ya, okuduk, hadis okuduk ya. Babadan oğula saltanat devri başlamış Emeviler devrinde. Abbasiler ona isyan etmiş, onları devirmişler. Yine saltanat onlara da babadan oğula geçmiş filan. Saltanat devri başlar. Yine adaleti gerektirirse kötü demeyiz biz onlara. Ama İslam'da böyle idarecilik babadan oğula geçmez. Kim ehilse o geçer. İslam'da esas budur. İstişare, seçimle olur bu iş. İşin temeli budur. Böyle asr-ı saadet peygamber devri, o tabiun devri, o güzel devirlerin insanları geçtikten sonra diyor özellikle çoluk çocuk sahibi olmak sıkıntılı iştir. Sıkıntılı iştir. Evet. Böyle ne hanımla ne çocukla onu meşgul etmez. Evet. Halbuki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de şu bu hadis var.
Şimdi herkes bu hadis okuyor, bir hadis bir kitaptan okuyor. Hocam falan, bir dakika. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene mübarek lisanlarıyla Müslümanları, insanları irşad etti. Hazreti Ömer ilk devirde şimdi bildiğimiz Ömer miydi? Peygamberimizi kesmeye gitti ya. O vaziyetten salihül müminin oldu. Bütün dünyanın parmak ısırdığı adalet timsali adam oldu. 23 sene sonra oldu. Yavaş yavaş. Onun için bir insanın götürebileceği şey var, götüremeyeceği var. Mekke'de peygamberimizin Kur'an'ın ayetleri de böyle. Başka Medine'de daha da zor. Mesela Mekke'de cihat emri yok. Cihat ne demek? En tatlı, en aziz olan canını Allah uğruna vermek demek. Candan kıymetli bir şey var mı? Mekke'de bu yok. Medine'de cihat edeceksiniz diyor. Mekke'de namaz emri de yok. Tabii Allah puta bırakacak da Allah'a inanıp inanmayacak safhasında. Birdenbire hemen namaz, oruç var dedin mi putu bırakmaz adam. Yavaş yavaş, tedricen, basitten zora doğru. Bütün eğitim esasları da böyledir. Birdenbire bir çocuğa her şeyi öğretemezsin. İlkokul, orta öğretim, yüksek tahsil, ihtisas bölümü. Değil mi? Böyle. Hani şimdi de var. Aynen böyle. İnsan böyle yaratılmış. Yavaş yavaş, kademe kademe olur bu işler. Onun için peygamberimizin bir hadisini bakıyor adam. Hangi şartlarda, niçin söylenmiş bilmeden geliyor bana diyor ki sen böyle dedin. Halbuki ben böyle okudum. Dur sabret. Şimdi de okuyorum bak. Diyor. Çoluk çocuk sahibi olmak iyi değil. İkinci seneden sonra, 200 senesinden sonra. Ama Kur'an'da ayet var biliyorsunuz. Fenkihu ma taba lekum minen nisa mesna ve sulase ve ruba. Allah'ın emridir. Ey evlenme namzetleri, mümin erkek, delikanlı, mümin kız, kadın. Evlenin diyor. Helal olanlardan, evlenmesi caiz olanlardan evlenin. Evlenin. Fenkihu emirdir. Evlenecek taraflara. Bir adamın zina yapması sanki %100 kesin gibiyse evlenmek farz olur. Yok, %100 zina yapmaz evlenmezse ama şüpheli, vacip olur. Yok, çok sağlam oğlan ve kız. Sünnet-i Mekke'dedir en azından. Peygamber hata işlemedi, masumdur. Allah onu korudu. Sen gözümün önündesin Habibim, biz seni kontrol ediyoruz diye ayet var. Böyleyken Allah'ın bütün haklarını kullandı, evlendi. Evlenmek hükmü böyledir en azından. Evlenmemek iyi değil buna göre. Ve şöyle buyuruyor. En nikah sünneti femen ravibe an sünneti feleyse minni. Evlenmek benim yolumdur, sünnetimdir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Bu kadar da ağır söylüyor. Burada da Allah birini sevdi mi diyor. Evlendirmez onu. Karıyla çocuğuyla uğraştırmaz. Köşede zikreder. Hadisler birbirine çelişik mi? Hayır. Çelişik değil. Muhammed Aleyhisselam muallimi Allah. Hiç çelişik laf etmemiş. Çelişkili laf etmemiş. Ne demek bu? Ha, bu şu demek. Bir kere evlenmek afdal. Çok faziletli. Neden? Kıyametin kopmasına kadar yeryüzü düzeni devam edecek. Neyle? İnsan nesliyle. İnsan neslinin devamı için erkekle dişinin birleşmesi lazım. Yol bu. Allah zinayı haram kılmış. Tek neslin devamı için bir yol var. Evlenmek. Nikah. Akdiyle evlenmek. Kainat düzeninin kıyamete kadar devamını sağlayıcı, düzenin devamını sağlayıcı iş yapmış oluyor evlenen adam. Allah'ın düzenini sağlamaya vesile oluyor. Çok güzel iş yapıyor. Çok, bu yönden çok güzel iş yapıyor. Peygamber'e uyun dedi. Peygamber de evlenmiş. Peygamber'e uymuş oluyor. Ayrıca evlenmek suretiyle en azından bir kadını kurtarıyor bir adam. Ya da bir kadın bir adamı kurtarıyor. Neden? Zinadan kurtarıyor. Ahlaksızlıktan kurtarıyor. Faydası dokunuyor başkasına. İnsanların en hayırlısı başkasına en hayırlı olandır. İslam prensibi budur. Yalnız yaşamak, namaz kılıyorsun sabaha kadar. Tamam, namaz kılmak kötü değil ama faydası yalnız sana. Evlendiğin zaman bir, en azından bir kadını kurtarıyorsun.
Çoluk çocuk oluyor, kaç tane kızı oğlanı kurtarıyorsun? Namuslu insan yetiştiriyorsun. Faydan kaç kişiye dokunuyor? Ha, bunların besleyeceğim derken kalabalık bir aile sahibisin. Kaç kişiye ekmek sebep oluyorsun? Faydası genel oluyor. Onun için faydası yalnız sana ait olandan evlenmek herkese faydalı olduğu için oradan da iyi. Öyleyse peygamber niye böyle söylemiş? Ha, evlenen adam ev reisidir. Evin bakımının sorumlusudur. Hanımın giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi, kalacağı evin hazırlanması, masrafları kocaya aittir. Bulacak. Şimdi evleniyor adam, kuruşu yok. Adamı aç bırakırsa kadını, evlendiği kadını zulmetmiş olmaz mı? Evleneceğim derken zulmetmiş oluyor, zalim oluyor. Ha, o zaman evlenme diyor bak peygamberimiz. Garibi besleyemeyeceksen evlenme. Zalim olursun. Tamam besleyeceğim ama besleyeceğim derken şimdi birçok insanın yaptığı gibi koşuyor fabrikaya, işçi oluyor, memur oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Hani namaz? Çalıştım efendim, ne yapayım efendim? Çalışır, Allah'ı unutuyor. Bu da zalim. Allah karşı zulmediyor, Allah'ın hakkını vermiyor. Evlenince namaz abdesti unutacaksan, Allah'ı unutacaksan yine zalimsin, yine evlenme. Çoluk çocuğu besleyemeyeceksen, tembel herifsen yine evlenme. Aç bırakacaksan, dilenci yapacaksan. Bu hadis onunla ilgilidir. Tabii bir de şuna işaret ediyor. Evet, peygamber devrinde, peygamberin huzurunda yaşamak huzurlu, saadetli, Efendimiz ortada. Problem olsa ya Resulallah diyorsun, hemen derdini deva alıyor. O yok şimdi. Onun yerine geçen Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin de yok. Öyle güzel adamlar da gitti. Böyle işte bizim gibi çılık çırpık adamlar kaldı. Evet, öyle miyiz canım? Şimdi itiraf edelim canım. Kıyas kabul eder mi? Şu söylediğim zatlarla hiç mümkün mü? Evet, şimdi doğru dürüst koca kendi söylediğini yapmıyor. Diyelim mesela, misal veriyoruz canım, illa öyledir demiyoruz. Misal veriyoruz. Koca yapmazsa söylediğini, cemaat hiç yapmaz. Siz demiyor musunuz? İşverenden kan çıkarsa, işçiden ter çıkar diye. İmam da bir işverendir. Mesela bu namaz kılmıyor. Kendisi doğru dürüst iş yapmazsa cemaat bir şey yapar mı? Hani diyelim böyle bir ortam. Din, diyanet bilinmiyor. Hak, hukuk bilinmiyor. Allah, peygamber bilinmiyor. Böyle bir devirde sen bilsen bile böyle bir toplum içinde çoluk çocuk sahibi olsan o çocuğu terbiye etmek ne kadar zor olur? Sen dini yaşamak istiyorsun. Hanım otelde değil. Ancak onu bulabilmişsin. Ne namazı diyor. Ne demek haram diyor. Ben diyor gönlümü istediği gibi yaşayayım. İse. Veya çocuk oldu. Komşun ana avrat sövüyor çocuklar sokakta. Ne oynuyor? Kapkaççılık oynuyor. Toplum öyle gelmişse, o hale gelmişse bu toplum için sen bu çocuğu nasıl yetiştireceksin? Ne kadar zor değil mi? Yetiştiremeyeceksen diyor böyle. Zar bu iş, zar bu iş. Hakim olamayacaksan bari diyor zulmedeceğine kenarda dur. Anlamına gelebilir. Ama ayet var. Buna bakarak zor diye de kaçmayacaksın. Helalından evleneceksin, çalışkan olacaksın, Allah'a sığınacaksın, çoluk çocuk sahibi olacaksın. Nesil devam edecek. Nesil devam edecek. Bu hadisi de böyle yorumlamak lazım. Evet bu evlenme konusu bazı alimler mesela evlenmemiş. Onlar kendini bağlar. Kur'an'da açık emir var. Evlenin. Velilere de emrediyor Allah. Ve enkihul eyyame minkum. Bekarları evlendirin. Velilere, anaya, babaya, amcaya, dayıya emrediyor. Siz de diyorsun, delikanlı gel bakalım. Dün mesela konuşuyoruz bir arkadaşla. Oğlan 27 yaşında kaldı diyor. Mühendis diyor. Yanlış mı evlenme diyor. Gönder bana dedim, ben onu bir meşe sopasıyla okşayayım şöyle. Paran var, tahsilin gitmiş, askerliğin yapmışsın. Niye halt ediyorsun, evlenmiyorsun? Sözümü dinlemiyor hocam ya diyor. Evet, evleneceksin. Müslüman değil misin sen?
evleneceksin. Aman hanımın nazını çekeceksin. İmtihana gireceksin. İmtihanı kazanacaksın, rütbe alacaksın. Cennete gireceksin, peygambere komşu olacaksın. Evet. Öyle demedi mi? En nikah sünneti femen ravidu an sünneti feleyse minni. Evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimi yapmayan benden değildir. Seni yanaştırır mı yanına? Eğer inanıyorsan o zorluğa tevekkel tu Allah deyip ekmek paran var. Askerliğin yapmışsın. Tahsilin yerinde. Niye evlenmiyorsun? Evleneceksin. Evlenmekten kaçmak yok. İnsanlar evlenmezse Allah'ın yarattığı bazı şeyi, biz hepimiz Allah'ın yarattığı insanız. Bazı dürtüler var. Bunları yanlış yollarda tatmin etmeye gidersin, ahlak bozulur, toplum yıkılır. Halbuki düzen devam edecek. Düzen devam etmesin, ahlaklı olmak için toplumun lazım, toplum ahlaklı olması lazım. Bir şeysi de evlenmek, sağlam yuvalar kurmak. Onun için bu hadisi size okuduk ama bunları da düşünerek beraber düşüneceğiz. Yani evlenmeyi terk etmeyeceğiz. Evet. Ebu Hureyre hiç evlenmemiş. Peygamberimizden en çok hadis nakleden zat. Hazreti Ömer İslam konusunda çok titiz. İslam alimleri, Hazreti Ömer de öyle. Bir şeyde konuşuyor. Gale Resulullah diyor. Ya Ömer diyor. İki de diyor Gale Resulullah. Peygamber böyle söyle diyorsun. Çok konuşuyorsun sen ya diyor. Çıkışıyor ona. Çok konuşan yanlış söyler. Yalan söyler yani. Sen de çok konuşuyorsun diyor. Bir dakika Ömer diyor. Öyle susmak yok. Hakikat karşısında susmayacaksın. Ömer diyor bir dakika. Şeytanın kaçtığı Ömer'den korkmuyor. Müslüman böyle olur. Hakka tabi olacak. Bir dakika Ömer diyor. Sen diyor tüccarlık yaptın diyor. Çoluk çocuk sahibi oldun diyor. Para kazandın diyor. Bunları kazanarken diyor gittin diyor camide bulunmadın, peygamberinle bulunmadın diyor. Ben diyor peygamberin her dediğini ağzından çıkan hepsini yakalayabilmek için fedakarlık yaptım, evlenmedim diyor. Bazen bir hafta 10 gün aç yattım oldu, çalışmaya gitmedim. Ya ben yokken peygamberimiz bir şey söylerse kaçırırsam diye ben kendimi feda ettim diyor. Bu kadar hadisi senden çok bileceğim. Doğru söylüyorsun, konuş diyor. Evet, Ebu Hureyre bir tane ama dikkat edin. Bütün sahabiler evlenmiş. Yani sen de o bir taneyi 100 kişi yapma, 1000 kişi yapma. Evet, fırsat bulamamıştır, rahatsızdır. İşte bunlardan korkmuştur adam, evlenmiş. Bizim örneğimiz Kur'an'dır, Muhammed Mustafa'dır. Allah da evlenin, evlendirin diyor. Peygamberimiz de evlenin diyor. Ama bu iş zordur bir de bu devirde. Çocuk yetiştirmek zordur. Onu da bilin ha. Ciddi hazırlanın. Sıkı tutun işi diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Deylemi Ebu Nuaym Hilyesinde Abdullah Mesud'dan ki bu mealde çok hadis var. Çok hadis var. Allah onlardan razı olsun. İza ahabballahu abden hamahu mined dünya. Allah bir kulu sevdi mi? Bunları yanlış anlamayın yalnız. Bak böyle şeyli söylüyorum. Allah bir kulu sevdi mi onu dünyadan korur. Ters anlamayın. Yani dünyayla dünya zevkleri arasına perde çeker. Dünya zevkleri ona ulaşmaz. Yahut da onu dünya zevklerine ulaştırmaz. Korur onlardan. Şimdi dünya zevki dedin ne? Evet. Kur'an'da ayet. Hepsi beraber düşüneceğiz. Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahirete hasene. Dünyada saadet, mutluluk, ahirette mutluluk. İslam'ın şeysi bu prensibi. Paran çok, mülkün çok. Adam sokağa çıkmış, nurlu nurlu çocukları var, oğlu kızı böyle. Neşeli gidiyorlar. Senin paran çok, her şeyin var ama avrat yok, çocuk yok. Dadı var mı dünyanın? Dünya zevkidir. Evlenmek dünya zevkidir. Çoluk çocuk sahibi olmak dünya mutluluğudur. Bundan mahrum kalırsın. Bunlar olmazsa evet böyle. Şimdi Allah bir kulunu severse dünya zevkinden onu kururu açıklamaya çalışacağım şimdi. Ha. Bu mutluluğun mutlu olabilmen için Kur'an'a bakacaksın.
Kur'an'daki sınırlara bakacaksın. Bakacaksın ona mesela. Şimdi işin ciddi tarafına geliyoruz. Bak dedik ki evlenmek zevktir, çocuk olmak zevktir. Paralı olmak, mal mülk sahibi olmak zevktir. Dünyada paralı olduğun zaman her kapı açılıyor değil mi? Herkes buyurun efendim, arz-ı hürmetler ederim diyor. Para bu, dünyada böyle. Dünya mutluluğunun şeysi bu. Ama ölçüyü kaçırırsanız ahirette mutluluk gider. Nasıl olur? Çok para kazanın. Şu camiyi yaptıran adam bu kadar para sahibi olmasa nerede namaz kılacaktık şimdi, konuşacaktık? Allah razı olsun, bak dua ediyoruz. Ben dua etmesem biri zaten yazıyorlar ona. Senin camide hadis okunuyor, namaz kılınıyor diye yazıyorlar. İsterse ben dua etmeyeyim. Neyle oluyor bu iş? Parayla oluyor. Parayla oluyor. Evet, benim anam babam beni yetiştirdi. Hoca etti bak. Kim kazandı? Ben de kazandım, anam babam da kazandı. Herkes dua ediyor. Anan baban cennetlik olsun diyorlar. Hadis okuyorsun. Sen de öyle. Güzel adamsan herkes dua ediyor. Anana babana dua ediyorlar. Ha, şimdi yanlışını söyleyelim. Dünya zevkinden korur dediğimiz, mesela düğün edeceksiniz. Yaralarımızdan birisi olduğu için bu konuya hemen girdim. Oğlun yetişmiş, tabii evlendireceksin. Ne güzel mutluluk. Mürüvvetini görmek değil mi efendim? Mürüvvetini görmek. Anan babanın hakkı. Arkadaşları var. Geliyorlar, diyor ki Ali, hayatta bir defa evlenir oğlum. İçeceğiz. Düğün bu demek ya. Kavayı çekeceğiz arkadaş. Oğlanı sıkıştırıyorlar. Sana geliyor lan para. Sen de. Baba. Arkadaşlarım böyle. Olmaz. Falan. Bir daha geliyor. Hadi lan al şunu. Tamam. İşte kaybettin orada. Düğün yap. Yemek yedir herkese. Ama şarap içirme. Allah yasak etmiş. Yasak. İşte orada iş. Kaybettin iş orada. Dünya zevkinden korur o işte. Şimdi adam çok zengin. Herkes hacca gidiyor. Hac farz. Hadi gideceğim, gideceğim. Para tatlı geliyor. Harcayamıyor parayı. Kaybettin imtihanı beyefendi. Veya memlekette okul yok işte. Görüyoruz televizyonlarda. Hastane yok. Bilmem at sırtında daha karlı havalarda götürüyorlar. Yazık o doğum sancısı çeken kadını. Sende de para çok. 5 hastane yapacak para var. Gidiyorlar beyefendi. Adını da verelim. Şuraya bir hastane dikelim. Para çok tatlı. Kusura bakmayın. Kaybettiğin imtihanı beyefendi. İşte bu. Dünya zevkine kaptırmış kendini. Para putlaşmış. Dünya putlaşmış. Peygamberin dediği budur. Paraya tapmayacaksın. Dünyaya tapmayacaksın. Kazanacaksın. Şöyle bir iş vardı. Teşekkür ederim. Hay hay tabii. Fazlasıyla. Deyiverdin mi? O dünyalık değil zaten. Hazreti Mevlana öyle söylüyor. Küllü me elhâke am mevlâke fehve dünyâke. Ne kadar kumaş, para, dünya, bunlar kadın, bunlar dünyalık değil. Seni Allah'tan alıkoyan şey dünyalıktır diyor. Adam çok zengin ama okul yaptırıyor, cami yaptırıyor, köprü yaptırıyor, fakir talebeleri okutuyor. Allah yaptıkça, şükrettikçe çok veriyor ona. Çok veriyor ona. Böyle diyor. Le'in şekertüm le'azidenneküm. Benim nimetim, zenginlik bir nimettir. Nimetimin kadrini bilip de zenginliği, hayırları harcarsanız şükretmiş olursunuz. Elhamdülillah demek dilde şükürdür. Esas şükür parayı yerine harcamaktır. O paraları okul, hastane, yol, köprü, talebe okutmak gibi yeri harcadın mı şükretmiş olursun. Allah birin yerine 1000 verir. Le'in şekertüm le'azidenneküm. Daha çok verir. Ama sen paraya taptın mı, verirsem eksilir dedin mi, imtihanı kaybedersin. İşte o. Allah sevdiği kulu dünyadan korur dediği budur. Öyle demez. Tabii teşekkür ederim. Tabii ne kadar fazlasıyla veririm. İşte bu sevdiği kuldur Allah'ın. Dünyadan korumuş onu. Mesela Hazreti Osman, Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman çok zenginmiş. Ama İslam'ın 3 numaralı adamı. Değil mi efendim? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali 4.
sıra bu. Evet, Müslümanların kabul ettiği, genelde kabul ettiği bu. Zenginlik ona engel olmamış. Neden olmamış? Çok zengin. Şimdi Tebük seferine gidecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın. Bizanslar Medine İslam devletini basıp yok edecekler İslam'ı. İstihbarat teşkilatıyla Peygamberimiz bunu haber almış. Hemen yazın en kuvvetli sıcaklarının olduğu Eyyem Buhur'da ilan etmiş. Toplanın demiş ordu. Ne kadar Müslümansa gelecek. Köprü yok arkadaş. Yol yok. Su yok. Otomobil yok. Uçak yok. Tren yok. Yaya at sırtında. Para da yok. Buyur ya Resulullah demiş. Hazırım. Evet, şimdi harp zaman değil ama emrettin geldim. Devletin bütçesinde para yok. Adam ben askerim diyor, potini yok. Karnında ekmek yok. Oku atacak oku yok, silahı yok. Sağa sola bakınıyor Peygamberimiz. Hazırım diyor ama nasıl kullanacak? Tam o sırada Hazreti Osman 1000 altın göndermiş böyle. Şu kadar deve göndermiş, at göndermiş, elbise göndermiş, hurma göndermiş, yiyecek içecek. O altınları yığmış, 1000 altın ne demek ya? Peygamber şöyle taldık savuruyormuş. Gafarallahu leke ya Osman ma esrarte ve ma alent. Gizli açık ne yaptıysan şu hayrın hepsine bedel ya Osman deyip çocuklar gibi sevinmiş. İşte bu Allah'ın koruduğu adam. Zenginlik tapmamış bak paraya. Gerektiğinde verivermiş. 1000 altın ne demek? Ne demek? Düşün. Koca orduyu şey edecek, teçhiz edecek 30 bin kişiyi, para demek 1000 altın. İşte bu, bunu Allah korumuş, dünyalıktan korumuş, tapmaktan korumuş. Dünya kötü değil, dünyalık da kötü değil. Cami yaptırıyorsun, ordu donatıyorsun. Dünyaya tapmak kötü. Peygamberin dediği bu, himaye eder, böyle demez. Zekat istemeye gidiyor adam, teşekkür ederim, benim sizi bulmam lazım, teşekkür eder. Bu Allah'ın himaye ettiği, dünyadan himaye ettiği adamdır. Gidiyorsun, senetlerim, çeklerim ödenmiyor. Böyle yapıyor. Allah yarım saat. Bu adam Allah'ın korumadığı, dünyayı tapmış, paraya tapmış, kaybetmiş adamdır. Burada hadiste ne var? Allah'ın bir kulu korumak sevdiği zaman korur. Neden? Dünyanın bundan. Kemâ yahmi ahadüküm sakîmehu elmâ. Şimdi hasta yandım diyor. Yandım. Doktor diyor sakın buna soğuk su vermen. Sakın istediği şu maddeyi vermen. Yandım diyor. Acıyın bana diyor. Veriyor musun? Vermiyorsun. Şimdi kumar oynamak zevkli. Karısını satıyor herif ya. Demek ki zevk alıyor. Karısını satıyor biliyorsunuz. Ocaklarını söndürüyor satıyor. Demek o zevk ötekinden tatlı ki satıyor. Vazgeçemiyor. Evet. Şimdi işte burada ya hadis-i şerif işte o demek arkadaş. Bu imtihanı kaybetti bu adam. Böyle dünya zevkini böyle yerinde durdurdu mu Allah onu sevdi demek. Yok. Bir şaraba alışkın ayyaş adam vallahi dünyayı mesela bir kadehine değişmem diyor herif. Kaybeden bir adam. Yazık bu adama. Şaraba tapmış bu adam. Şarkı söylüyor adam. Kadına tapıyor. Sensiz cennete bile gitmem diyor. Allah Allah. Bu söylenir mi? Kadına tapıyor bu adam. Öteki paraya tapıyor. Bu şaraba tapıyor. Öteki kadına tapıyor. İşte peygamberin dediği bu. Sevdiği kulunu böyle dedirtmez. Korur. Dediyse ne halin varsa gör demiştir. İmtihanı kaybetmiştir. Dengeli yaşamak lazım diyor netice itibariyle. Evet, zenginliği yerinde harcayacaksın. Güzel şeyleri harcayacaksın. Dünyada da 1 numara olacaksın. Ahirette de 1 numara olacaksın. Şu camiyi yaptıran adamla bir çöp dikmeyen adam biri olur mu cennette? Neyle oldu bu? Parayla oldu. İşte onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi himaye ettiği, koruduğu, dünyaya tapmayan ama dünyayı ahirete basamak yapan, vesile yapan akıllı, dürüst, güzel Müslümanlardan eylesin.